Alo Erdal. Günaydın Sırma. Ben geçiyorum mahkemeye Erdal. Duruşmaya bir saat kaldı. Ey canım benim. Ben de çıktım şimdi şantiyeden. Sırma. Efendim. Sağlam durasın ha. Anladım. Yanımda olursan daha sağlam duracağım. Çabuk gel. Geliyorum geliyorum. İçini ferah tut. Haydi. Güle güle. Çekilsene kardeşim. Allah senin cezanı verecek. Hasta mısın sen kardeşim? Çekilsene. La oğlum yol versene. Dikkat etsene birader. Adam gibi kullansanıza kardeşim. Az kaldı vuruyordun. Lan söz gibi kıvırtırsan gelir böyle arkandan vururlar. Konuşma sana. Konuşma lan. Lan bir de silah mı çekiyorsun lan? Vay be herife bak. Etimin varmış mı bildiği? Hadi çabuk çabuk kaldırın şunu. Kapat kapat. Evet. İşlem tamam. Anlaşıldı. Paketlemişler mi? Sorun yok. Ne güzel. Ben çıkıyorum. Beyton'un siparişlerini teslim edeceğim. Kolay gelsin. Ver şunu. Yapma. Versene. Alo. Günaydın Sayın Valim. Günaydın. Nasıl gidiyor bakalım sağlık saati işleri? İyi bakıyorsunuz değil mi bizim Tuncay'a? Merak etmeyin efendim. Durumu gayet iyi. Yanından çıkıyorum şimdi. Siz iyi misiniz? Beni geç başhekimim, beni geç. Benden hiç çıkmaz sana. Bu sabah efendim gazeteyi görünce biraz canımız sıkıldı da. Gazete mi? İyi günler doktor, iyi günler. Görüşürüz sonra. İyi günler Sayın Valim. Evin. Kızım şu Halkım gazetesi Salih Hanım'ı bağlasana bana. Peki efendim. Sayın Valim'e aktarıyorum efendim. İyi günler. Efendim, Saliha Hanım hatta. İyi günler Saliha Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim Vali Bey, sizi sormalı. Vallahi Saliha Hanım, bugünkü haberinizi gördükten sonra biraz şaşkınım. Umarım sizi incitecek bir şey... Yok, hayır. Ya sonu incitmek falan değil. Yani bu haberin size nereden ve ne şekilde geldi... Özür dilerim. Ama bilirsiniz, haber kaynakları... Evet Saliha Hanım, evet bilirim. Açıklamak zorunda değilsiniz. Eğer tekzip etmeyi düşünüyorsanız... Hayır, tekzip etmeyi falan düşündüğümüz yok. Yani çok başarılı olduğunuzu düşünüyorum ben. Habercilikte mi? Habercilikte ve çok iyi anladığınız bir hususu anlamazlıktan gelme konusunda. Saliha Hanım, bu haberi okuyanlar ne düşünecekler biliyor musunuz? Ben söyleyeyim size. Vali kendini kurtarmak için basını kullanıyor. Aynen bunu söyleyecekler. Bizler buna alışkınız efendim.
Ya kardeşim, sizler alışkınsınız da ben alışkın değilim ya. Bakın, niyetimiz sizi zor durumda bırakmak değildi. İyi niyetinizden kuşkum yok Saliha Hanım. İyi niyetinizden Tamam Saliha Hanım. Daha sonra görüşürüz. Görüşmek İyi günler Sayın Valim. Valim. İyi günler. İyi günler. Veysel. Bu haber basına nereden sızmış, bir fikrin var mı? Hangi haber efendim? Bak bakalım. İyi bak. Ankara huzursuz, vali topun ağzında. Nasıl sızmış Veysel? Haberin yok öyle mi? Hayır efendim. Nasıl olsun ki? Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Mobil telefon kapalı ya da kapsam alanı dışında. Lütfen daha sonra... Oğlum! Anne! Oğlum! Güzel oğlum benim. Merhaba Sırma. Nasılsın? Güzel bir gün öyle değil mi? Hadi çabuk biraz, hadi. Birazdan gelir kendine. Onu öyle bir döveceğim ki. Adama yaklaşmak yok. Aptallık istemem. Anladınız mı iyice? Adama yaklaşmak yok. Dışarı. Daha önce de geldi başınıza. Denediler. Ama o zaman bakan arkadaşınız Adnan Bey... Olmaz Veysel. Olmaz. Her defasında gidip gelip birinin eteğine beni kurtar diye yapışamam kardeşim ben. Oturup öylece bekleyecek miyiz efendim? Bekleyeceğiz Veysel, bekleyeceğiz. Veysel. Kimseyi aramak yok. Hani sana pek bir bayılan Adnan Bey, aklından geçirme onu. Yoksa feci değişiriz külahları Veysel. Tamam mı aslanım? Oflayıp puflama Veysel. Oflayıp puflama karşımda ya. Ben biliyorum kardeşim. Ben biliyorum. Ben bu meslekte ağız tadıyla emekli olamam. Ben bunu biliyorum Veysel. İzninizle efendim. Vali huzursuz, vali topun ağzında. Ah Saliha Hanım, ah. Lan şerefsiz oğlu şerefsizler. Açın lan kapıyı! Kimse yok mu orada? Kapıyı açın lan efendice! Kapıyı açın! Kapıyı açın ulan! Bana vurdunuz küçük var ya, onunla döveceğim sizi, onunla! Açın lan! Açın! Açsanıza ulan kapıyı!
Kes lan kes. Ne keseceğim? Aç kapıyı da göstereyim. Duyma şu an. Sesi duymadın. Aç. Açsana be. Ulan var ya, bunu verecekler bana. Lan, 5 dakika yaşatırsam şerefsizim. Delikanlıca karşı karşıya gerek lan, gelin. Açın lan kapıyı. Açmazsanız sizi var ya. Sırma Ateş. Ali Maruf Kahyaoğlu. Kocan nasıl oldu da yalnız bıraktı seni? Hayret. Asma suratını. Bir terslik olmuştur. Gelebilecek durumda olsa mutlaka gelirdi. Demek ki... Bir şey yaptın değil mi ona? Saçmalama. Ona bir şey yaptın. Ben evliliğe saygı duyan bir adam. Yerinde olsam böyle aptalca şeyler düşünmem. Duruşmaya girerim, yapmam gerekeni yaparım. Sonra gider evde uslu uslu kocamı beklerim. Hadi Veli. Hadi anne, gelmiyor musun? Senle kalacağım ben. Babama bile söyledim. Sevmedin mi yoksa? Yüzbaşı. Köy yolu kardan kapanmış. Okul 2 gün tatil. Gördün mü gazeteyi? Evet, okudum. Sabah sabah canım sıkıldı. Akşam için durumun ne? Kendi okulum var. Tamam, konuşuruz sonra. Tamam, hoşça kal. Hoşça kal. Allah kahretsin. Can sıkıcı. Başladılar yine uğraşmaya. Komutanım? Bu söz yüzüğüne benziyor. Ya kusura bakma. Dün gece aniden oluverdi. Devreyedeydin, arayamadım. Çok sevindim komutanım. Kutlarım gerçekten. Teşekkür ederim Mert. Berbat bir haberle başladık güne. Ama bu üstüne iyi geldi. Bu işler rütbe sırasıyla. Ben sıramı savdım. Biz Abdülaz subayımla dün geçtiğimiz köyleri bir daha dolaşacağız komutanım. Kaçıyorsun ha? Birliğin bekar kalmış tek subayına bir emriniz var mı komutanım? Daha sonra görüşeceğiz Mert seninle. Baş üstüne komutanım. Annende kalmakta kararlısın yani. Evet Hakim amca. Şimdiye kadar olduğu gibi. Ama istediğimde babamı da göreceğim değil mi? Bakacağız çocuğum, bakacağız. Sizin ekleyeceğiniz bir husus var mı? Kararınızı saygıyla karşılamaya hazırız efendim. Sizin diyeceğiniz bir şey var mı? Var. Sayın Hakim. Buyurun kızım. Ben geçen duruşmadan bu yana düşündüm Hakim Bey. Yani çok düşündüm. Hı hı. Tekrar tekrar. Ne düşündün kızım? Mahkemeyi oyalayıp durma. Ne diyeceksen söyle. Çok düşündüm. Oğlumun istikbali Hakim Bey. Ben oğlumu düşündüm sadece.
dalacağım ulan ben buna. Uyuma şuna. Nerede lan bu şerefsiz? Hayır. Onunla hiç alakası yok. Annen doğrusunu yaptı. Kendisi için en zor olanı yaptı. Seni düşündü. Seni göreceğim değil mi? O ne demek? Elbette. Meleğim, babanla bizi yalnız bırakır mısın oğlum? Tamam. Ona ne yaptın? Hiçbir şey. Eğer kılına dokunduysan... Kocam bir serseri. Ben serserilerle uğraşmam. Gel bakalım. Şantiyenin kamyoneti değil mi o? Evet o. Niye burada ki? Arıza yaptı herhalde. Bir bakalım. Anahtar üstünde. Tuhaf. Merkeze anons geç hemen. Baş üstüne. Şantiye yolunda 23. kilometrede şantiye araçlarından biri terk edilmiş olarak bulundu. Aracın plakası 96LE462. Anlaşıldı, tamam. Abinden haber aldın mı? Yok, konuşmadık. Sen ne olacaktı mahkemede? Gelmedi. Gelecekti. Yola çıkacaktı ama gelmedi Elmas. Bir şey oldu. Mutlaka bir şey oldu.
Ya ne diyorsun sen? Dur saçmalama. Ali Maruf. Ali Maruf mutlaka bir şey yaptı. Ben emniyete gidiyorum. Ah be abi. Ah be abi. Biliyordum ben böyle olacağını. Arkadaşlar lütfen. Bir açıklama yapmıyorum. Yok, bir açıklama yok arkadaşlar. Bir açıklama yapar mısınız lütfen? Arkadaşlar. Niye? Vali Bey kendi mi istedi? Siz bir şeyler söyleyin lütfen. Bir açıklama yok. Yok, bir açıklama yok. Arkadaşlar lütfen vali bana Bey yardımcı hiç böyle olun. Yapmazdı. Arkadaşlar Vali Bey de bir açıklama yapmayacak. Ben de bir açıklama yapmıyorum. Lütfen şimdi çıkar mısınız dışarı? Arkadaşlar lütfen. Sayın Valim. Basın mı Veysel? Nevin'in başı dertte efendim. Halleder o Veysel, halleder. Bu defa zor efendim, bayağı ısrarlılar. O halledemiyorsa sen hallet Veysel. Tabii sayın valim. Şantiye yolu, 23. kilometre. Evet, sizin bölge. Aracın plakasını bildiriyorum. Yazıyorum komiserim. Sırma, haber var mı? Yok, sende. Yok, gel. Bir şey daha yüzbaşım. Kamyonet köprü şantiyesinin. Genellikle Derdal kullanır. Ciddi misin? Maalesef. Aradınız mı kendisini? Aradık, olumsuz. Anlaşıldı, tamam. Komiserim, Erdal kayıp. Biliyorum, biz de onu arıyoruz zaten. Bir valinin atanması da, görev yerinin değiştirilmesi de sonuç olarak siyasi bir karardır arkadaşlar. Bu karar karşısında Vali Bey'in yorumu ne? Resmi karar yok henüz. Yani yorum da yok. Vali Bey tarafından mı? Vali Bey ya da kamuoyu tarafından. Kamuoyu derken neyi kastettiniz? Şimdi arkadaşlar, sayın valimin sıklıkla kullandığı bir cümle vardır. Siyasette nihai işveren halktır der. Önemli olan halkın değerlendirmesi. Halk sizce bu değerlendirmeyi nasıl yapar? Vallahi ben halk adına konuşamam. Sivil toplum örgütleri var. Baskı grupları var. Sonra medya ve hepsinin sonucunda da bir seçim var. Seçim derken? Evet, seçim. Genel seçimlere çok var ama ondan önce yerel seçimler. Aa evet, evet. Yerel seçimler. Doğru, bir yıldan az kaldı değil mi? Evet arkadaşlar, açıklama bu kadar. Bir soru daha sorabilir miyim? Arkadaşlar buyurun bu taraftan. Aferin Veysel. Aferin. Ne güzel de hallettin sana verdiğim işi. Sağ olun efendim. Ben elimden geldiğince... Maşallah. Dilde papuç kadar. Nereden öğrendiysen bunları. Tanıdığım bir vali var efendim. Uzatma Veysel. Uzatma. Müsaadenizle efendim. Anladım emniyet. Yoldayım. Sakin ol, tamam mı? Sakin. Sakin olamam yüzbaşı, anladın mı? Sakin falan olamam. Kapat şu telefonu emniyet. Kapat da işimi yapayım. Bir su verir misin usta? Tabii. Buyur abi. Eyvallah.
Versene şunu bir dakika. Sen şu bizim köprüyü yapan mühendis değil misin? Ha, oyum ne olacak? Valiyi alırlarsa bu şehirden görürüm seni. Zor yaparsın o köprüyü. Merhaba yüzbaşım. Merhaba memur bey. Beklediğiniz için teşekkür ederiz. Bir şey değil efendim. Valiyi görevden alıyorlar. Takmışlar adama ya. Manyak bunlar ya. Manyak bunlar. Biliyorum Tekin'cim, bağırıp durma. Nereden biliyorsun? Melek'le beraberim. Bana ne söylemiyorsun? Senin dünyadan haberin yoksa ben ne yapabilirim Tekin'cim? Hayda. Ben nereden bileyim valiyi görevden alacaklarını? Tekin, bağırıp durma. Şşt. Yavaş, uyuma, bırak. Beni de bağırttın sonunda. Beğendin mi yaptığını? Bağırma o zaman, bağırma. Ben sana bağırıyor muyum? Allah Allah. Vali Faruk Yazıcı ile ilgili gelişmeler üzerine İktidar Partisi İl Başkanı Necati Aydın mikrofonlarımıza şunları söyledi. Bu yolda biz de bazı duyumlar aldık. Haber bizzat Vali Bey tarafından basına sızdırılmıştır. Vali kendisine bağlı besleme basın vasıtasıyla kamuoyu yaratma sevdasına düşmüştür. Bunun adı resmen bölücülüktür arkadaşlar. Bu şehrin insanlarını bölmek kimsenin haddi değildir. Yani siz Vali Bey'in... Tuncay, ne yapıyorsun ama? Bakın, basın yoluyla kamuoyu yaratmak bir sakin nevi ol. Bölücülüktür arkadaşlar. Öyle değil mi? Salağa bak, nasıl koydum ama kafaya? Hoş gelmişsin abi. Hoş bulduk. Beyton'un siparişleri arabada. Neyle götüreceksiniz? Hatırlar deponun arkasında. Acele edin. Çabuk olun la! Orada! Hadi yakalayın! Ateş etmeyin! Ateş etmeyin lan! Sakin olun, sakin olun! Sustur şunları! Sustur şunları ya! Adam kaçıyor! Sakin olun lan! Biraz daha yakaydınız mermi. Belki duymayan köy korucusu kalmıştır ya da devriye. Ne yapıyoruz? Yürüyün lan! Yürüyün! Ne bakıyorsun? Ne yürüsün? Yürüsene! Evet abi. Erdal adamların elinden kaçtı. Hadi ya. Neyse. Duruşma bitti. Zaten salacaktık herifi. Kaçarken beni gördü depoda. Tam ben siparişleri teslim ederken. Has.
Bakar mısınız? Buyurun efendim. Kahve çok sert olmuş. Değiştirir misiniz? Demin içtiğinizin aynısı efendim. Bana öyle gelmedi beyefendi. Sert olmuş. Değiştirir misiniz lütfen? Özür dilerim. Hemen değiştiriyorum. Teşekkür ederim. Çok mu gerginim ben? Biraz. En kötüsü kime kızacağını bilememek. Yani benim gibi. Arada hepimiz oluyor be Melekciğim. Leyla, sen yine de Tekin'in kıymetini bil. Tamam, o da kaçığın teki ama... hiç değilse bırakıp gitme özgürlüğü var. Bir de Faruk'a bak. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, zahmet oldu. Sağ olun, teşekkür Afiyet ederim. Olsun. Teşekkür ederim. Birileri her dakika Faruk'u ince, 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 ince doğuruyor. Adam gözümün önünde sürekli kan kaybediyor. Faruk benim dünyada en sevdiğim insan. Neden? Neden Faruk senin dünyada en sevdiğin insan? Ben onca yılı yalnız geçirdikten sonra neden Tekin gibi birini seçtim? Bunu hiç sordun mu kendine? Çünkü biz de onlar gibiyiz. Onlara acıyoruz ama onlardan hiçbir farkımız yok. Yerlerinde olsak aynen onlar gibi davranırız. Katlanmak zorundayız Melekciğim. Biz o insanların gövdelerine değil, beyinlerine, ruhlarına aşığız. Bunu değiştirmeye çalışmak çok büyük haksızlık olur. O zaman biteriz. Onlara olan aşkımız da biter, biz de biteriz. Bilmiyorum. Bunların hepsi benim dışımda gelişen şeyler. Sonra konuşalım ya. Tamam, hadi sonra görüşürüz. Millet taziyeyi anma meraklı. Daha cenaze yok ortada. Buyur bakalım, sıra sende. Bunların derdi ne? Ne bileyim ben ya? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Sen kıracak bir şey mi arıyorsun? Evet. İyi, git şu duvara kafa at. Dur 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 ya. Keşke daha önce söyleseydin. Kardeşim, deli misin sen ya? Bir karar ver sen de. Avcılara gene iş başında. Onlar hep iş başında. Bununla anlaşılmayacak bir şey yok. Ya Tekin, dolaşıp durma, otur bir yere ya. Geç, otur şuraya ya, geç. Ya benim anlamadım sen? Sen ne yapıyorsun ha? Ha? Kurban koyu gibi beklemekten başka ne yapıyorsun? Yeter be! Yeter ya! Otursana, niye kalktın ya? Alırlar salsınlar kardeşim, alırlar salsınlar. Ne yapayım yani? Ülkeye ayağımı kaldırayım ya? Ne sandınız kardeşim siz beni? Meksikalı ihtilalci mi? Ya başlanan bunca iş? Köprü? Diğerleri? Hiçbir şey olmaz kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Devam eder. Devlette devamlılık esastır kardeşim. Hadi ya. Bunun yalan olduğunu biliyorsun değil mi? Sen niye kalktın aya? Bak. Sana bir şey değil mi? Ben... çok köprü yaptım, tamam mı? Hayatımda hiçbir köprüye bu kadar
bağlanmadım. Bitirmeyi bu kadar istemedim. Bunun konuyla alakası ne Tekin? Ya ben ölmüştüm be. Bu köprüyle mezardan çıktım. Bir hayat kurdum kendime. Sen gidersen bu köprü yapılmazsa ben biterim be. Hiç şakası yok. Anladın mı? Bu sefer ölürüm. Vallahi etemi kendi gözlerimle gördüm. Yanında böyle meymeletsiz pis adamlar vardı. Onlara bir şeyler veriyordu. Ne tür şeyler? Ne bileyim işte, malzemedir. Silah olabilir. Deponun yerini tarif et bana. Ben emniyete geçiyorum. İyi, elmas da orada zaten. Sağ ol kardeşim. Telsizden anons geç. Tim gideceğimiz yere gelsin. Emredersiniz komutanım. 25-10-34-48. Hareket halindeyiz. Hadi sivriyorum. Anlaşıldı, tamam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam komutan, kolay gele. Sağ olun. Buyurun, bir çayımızı içseydiniz. Yok be dayı, başka zaman inşallah. Bir şey soracağım. Buyur. Dün buradan bir grup geçti mi? Bir grup silahlı militan. Evet, geçti. 8-10 kişi. Sonra? O kadar. Rıza 154'e telefonla ihbar etti. Sağ olasın dayı. Hadi eyvallah. Hadi güle güle. Allah'a emanet olun. İyi, burası temiz. Bizi tanımamıştır değil mi komutanım? O kıyafette seni annem bile tanıyamazdı Abdül. Rahat ol. Malum adresi Kamp Kur Hakan. Bizden haber bekle. Emredersiniz müdürüm. Elmas. Abi. Canım benim. Abi çok korktum abi. Canım. Bir şey yapmadılar sana değil mi? İyisin değil mi abi? Yok kızım. Kız tamam, yok sarılma. Boğazımı sıktın ya. Tamam. Ertal. Sırma canım. Yavrum nasılsın? Ne oldu, mahkeme nasıl geçti? Veli gitti Erdal. Geçmiş olsun Erdal. Sağ ol müdürüm. Sağ ol, teşekkür ederim. Kamyonetini bizim ekip getiriyor. Bu arada Zeybek Yüzbaşı'ya bir şeyler anlatmışsın telefonda. Evet, doğrudur. Bir de biz dinleyelim. Başım gözüm üstüne, emrin olur. Sizinle işimiz bitti çocuklar. Abi. Canım, evde görüşürüz. Haydi siz gidin. Tamam. Sırma, halledeceğim. Bazı fotoğraflar göstereceğiz. Bak bakalım. Bak müdürüm. Bu Ali Maruf'un tezgahıdır müdürüm. Bak Allah'ım şahittir, onundur. Adım gibi eminim. Ama bilmek işe yaramaz. Ali Maruf aptal değil. Tuttuğu paralı adamlardır. Ele geçiremezsek... Yaptığı yanına kar mı kalacak? Yazık değil mi bu kadına? Evladını göz göre göre gasp etti o şerefsiz müdürüm. Şşt, önce biraz sakin ol. Hadi, hadi gel bakalım. Sağ ol müdürüm. Sırma, Veli'ye çok üzüldüm. Ben evlat kaybettim. Toprağa verdim, ne demek olduğunu iyi bilirim. Ama Veli için hala bir umut var. Ben Erdal'ın başına bunların geleceğini bilsem. Ben biliyordum. Abimi biliyorum. Kendini feda eder. Birine gönlü düştü mü gözü hiçbir şey görmez. Sana itirazım yok Sırma. Yeter ki eteğindeki taşları temizle, öyle gel. Geride bıraktığın dertler bela olacaksa başımıza. Kusura bakma ama. Sen de olma. Uzak dur abimden.
İyi günler. Hakkınızda ihbar var. Kaldır ellerini. Temiz komutanım. İyi. İhbarı yapan doğru görmüş ama yanlış değerlendirmiş. Bunlar laboratuvarda ürettiğimiz ilaçların ham maddesi. Biliyorum o hikayeyi. O zaman sorun yok. Hayır var. Sorun var. Ne olduğunu ikimiz de iyi biliyoruz. Bunlar ne? Adamlar dağda bayırda çalışıyor. Giyecek yardımı. Hı? Bak işte... Bir zamanlar köylere yaptığınız ilaç yardımını hatırlattı bana. Kamyonlardan cephane çıkmıştı hani. O davada masum olduğumuza karar verildi. Ben masumiyete hiç inanmam. Burada bulunan herkesin kimliklerini alın. Dönüyoruz müdürüm. Buradan bir şey çıkmadı. Yapma ya, kötü. Görüldüklerini kesin biliyorlardı. Ortalığı toplamışlar. Burada bir şeyler döndüğü kesin ama. Bir daha aynı mekanı kullanacaklarını sanmıyorum. Ben de. Kolay gelsin. Sana da. Onur komiseri arayın. Anladım müdürüm. Tamam. Dönüyoruz arkadaşlar. Neden geldiler yine? Bilmem. Seni götürdüler mi yine? Hayır. Götüremezler. Bak. Gidiyorlar zaten oğlum. Gördün mü? Evet. Sağanak yağış atlatıldı. Güzel. Dağdan yuvarlanan kaya parçaları vardı. Yağmurun açtığı çukurlar vardı. Dolgu malzemesi olarak kullanıldı. Eminsin yani, kimse geçmedi buradan. Allah canımızı alsın, görmemişiz komutan. Ekmek Kur'an çarpsın. Ekmek Kur'an çarpsın. Yani öyle silahlı militanlar falan da görmediniz. Yok vallahi, görsek haber etmez miyiz komutan? Anlaşıldı. Sağ olun. Hadi eyvallah. Uğurlar ola. Abdül, dönüp baksana bir. Herif çarpılmış mı? Çarpılmamışsa ben çarpabilir miyim komutanım?
Ah Abdullah. Adamın bazen canı neler istiyor da. Farkındayım. Etrafta birileri var. Gördünüz mü çocuğu? Yavrucak. Ne yapıyoruz? Gider gibi yapalım Abdül. Yanına birkaç adam al. Bu gece buradasınız. Köyün girişini çıkışını. Anlaşıldı mı? Başüstü. İyi kamufle olun. Bu köyde çok silah var Abdül. Kalıbımı basarım çok silah var. Çekmişler. Köyde asker var. Mevcudu? Tek örtü var ipte. Bir mangal. Silahları çıkarmayacak mıyız köyden? Bugün değil. Asker ne yapacak bilemeyiz. Yakında olmaları hiç hoşuma gitmedi. Selam. Selam. Aldın mı malzemeyi? Biraz zor oldu ama aldık. Nesi zor? Burada bereliler depoyu bastı. Ethem uyanık davrandı. Önce köylüye dağıttık malzemeyi. Sonra biz köylüden topladık. Sonra ne oldu? Uzun hikaye. Anlatırım sonra. Şimdi ben doğru mu anlıyorum arkadaşlar? Şimdi bu hali maruf olacak herif Erdal'ı kaçırttı. Şantaj yoluyla oğlunun velayetini de aldı. Deposunu bastık ama açık vermedi. Evet efendim. Durum aşağı yukarı bu. Helal olsun. Helal olsun ya. Takdir etmemek mümkün değil. Yani şeytan diyor ki... Biz hazırız efendim. Git. Müdürüm. Şeytana uymayalım sayın valim. Müdürüm haklı. Bir halk kahramanına daha ihtiyacımız yok. Teselli için söylemiyorum. Ancak bir gerçek var ki Ali Maruf istediklerinin hiçbirini yapamadı. Dağda ve şehirde destek verdiği bütün unsurlar ağır yenilgi aldı. Bir köyü tespit ettik. Ali Maruf'un ilaç dağıttığı köylerden. Bizce silah deposu. Şu an gözetim altında. Peki bizim beklediğimiz ne ya? Bir buluşma. Ya silahları kampa götürecekler ya da örgütten birileri gelip silahları alacak. Gene Ali Maruf, gene Ali Maruf, gene Ali Maruf. Hayır ben merak ediyorum. Bir çekirge kaç kere sıçrar ya? Bu Ali Maruf çok sıçradı arkadaşlar, çok sıçradı. Eskiden yahu derdim. Ben bu şehirden gitmeden bu köprünün bittiğini bir görsem. Üstüne bir de Ali Maruf eklendi şimdi ya. Ben gitmeden Ali Maruf'un bittiğini bir görsem ya. Ya hadi gidelim ya, bu kadar ya, bu saate kadar. İyi akşamlar sayın valim. İyi akşamlar müdürüm, iyi akşamlar. Yüzbaşım. Buyurun sayın valim. Geçen gece hani sana sorduğum şey, hani telefonda. Tendrek Dağı, 2700 rakımlı tepe. Bulabildin mi bir şeyler? İstihbarat şubeyle görüştüm. Bekliyorum efendim. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Bugün ucuz sıyırdık. Ethem. Abi sana diyorum. Efendim. Baskın diyorum. Ucuz sıyırdık. Zor bir gündü. Üç kendini bilmez salak yüzünden. Bu yaşta her çocuk kaldıramaz.
Hı? Haklıydın. Başından beri haklıydın. Tehlike geçmiş değil. Erdal. Karamsarlığından bıktım. Hala tehlikeli bir adam. O kadar tehlikeli olsa ikimiz de şu anda burada olmazdık. Ona inanmadıklarından değil. Kanıtlayamadıkları için buradayız. Ağzına geleni söylemişsin Sırma'ya. Söylerim ben. Ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi. Kızım Allah'tan kork. Kadıncağız silah dayamadı benim kafama. Ben istedim. Ben gittim kadının peşinden. Problem de bu zaten abi. Ne problemi? Aman abi, sanki bilmiyorsun. Sen neyin peşinden gitsen? Bak delirtme, delirtme. Ayıp oluyor misafirin yanında. Vallahi bundan sonra yalnız sokağa salmam seni. Nereye istiyorsan söyle, elinden tutup ben götüreceğim. Allah'a şükür ya. Bir bu eksikti. Komutan, Allah aşkına şuna bir şey söyle. Yok yok, siz bayağı iyi gidiyorsunuz. Bana müsaade. Aha bak, gördün mü? Gördün mü? Adam kaçıyor senin şerrinden. Alacağın olsun yüzbaşı. Tam ateş desteğine ihtiyacım varken. Elmas Hanım askeri terimleri öğrenmeye başlamış. Yavaş yavaş. Bir o eksikti ha. Yakında bu muharebe taktikleri de verir sana, biliyor musun? Neyse, ben karakola geçiyorum. Ben de okula gideceğim zaten. Bırakayım seni. İyi olur aslında. Allah'tan şu gece okulu var ya, biraz şu kafamızı dinlendiriyoruz yani. Abi, duyuyorum. Allah bir de kulak vermiş sana mübarek. Sanki uydu anteni. Haydi yavrum, haydi canım. Hadi abla ya, biraz çabuk hazırla şu sofrayı. Öldüm açlıktan. O kadar acıktıysan kalk yardım et ukala. Baba, bu köprü neden bitmiyor anladım ben. Ablam yüzünden. Eli ağır, eli. Anne, şunu sen mi susturacaksın, ben mi susturayım? Aman, ben sizin didişmenizden bıktım, öf. Haksız mıyım baba ya? İktidarın Vali Faruk Yazıcı'yı görevden almaya hazırlandığını söylüyorsunuz. Evet, onu söylüyorum. Sizce bunun altında ne var? Tahammülsüzlük ve tutarsızlık. Daha açık bir ifadeyle. Bakın, hükümet sürekli olarak yerel yönetimlerinin yetkilerini arttırmaktan bahsediyor. Ama kendi atadığı il yöneticisi bölgesinin sorunlarını biraz yüksek sesle dile getirdi mi, Ankara'dan bir el uzanıyor. Dur diyor, dur. Buraya kadar. Haddini aşma. Tutarsızlık dediğiniz başka nasıl olur ki? Vay be, tuttum ben bu kadını. Sağlam giydiriyor değil mi? Peki, şehrimiz açısından durumu değerlendirecek olursak? Cevabı demokrasilerin en temel sorunundan geçer. Kamuoyu tepkisi. Ne tür bir tepki? Demokratik tepkiler elbette. Hükümetle aynı görüşteyseler sorun yok, susup otururlar. Ya da aferin, iyi yapmışsınız. Bu vali zaten berbattı. İşe yaramazın tekiydi falan diye destek verirler. Ya rahat bırakın adamı bir ya. Rahat bırakın ya. Rahat bırakın biraz. Ya hükümetle aynı görüşte değilseler? O zaman insanlar bir zahmet yerlerinden kımıldayacaklar biraz. Sivil toplum örgütleri sesini yükseltecek. Halk itirazını yüksek sesle ve yasal yollardan dile getirecek. Hiçbiri olmadı mı? Önümüzde bir yerel seçim var. Sandık başına gidip tepkisini orada, kullanacağı oyla belli edecek. Görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Ah be Veysel, ah be. Ah ah, ama kabahat bende tabii. Ne alakası var? Bugün canım basında konuşmak istemedi benim. Veysel'e havale ettim. O da maşallah halletmiş. Helal olsun Veysel abiye. Ben acaba bir daha yapar mıyım bu hatayı? Niye? Başkaları savunamaz mı seni baba? Yok yavrum, savunamaz. Savunursa babanızın şövalye ruhu incinir. Ya başlama Allah aşkına yine Melek. Tamam, hiçbir şey demiyorum, sakin ol. Sen bildiğin gibi devam et, bildiğin gibi.
Saçmalık ama bu yaptığın baba. Aslı. Ablam haklı baba. Kerem. Abinle hep böyle didişir misiniz? Abim değil ki o benim. Oyun arkadaşım. Çocukken de mi böyleydiniz? Çocukken? Biz hiç çocuk olmadık ki be yüzbaşı. İki şeye birden aynı anda sahip oldum. İki şey? Biri sevdiğim kız. Diğeri? Dünyanın en şımarık kız çocuğu. Çok teşekkürler. Ne demek? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sağ olun. Eminsin yani, kimse geçmedi buradan. Allah canımızı alsın, görmemişiz komutan. Ekmek Kur'an çarpsın. Ekmek Kur'an çarpsın. Yani öyle silahlı militanlar falan da görmediniz. Yok vallahi, görsek haber etmez miyiz komutan? Anlaşıldı. Sağ olun. Hadi eyvallah. Uğurlar ola. Abdül, dönüp baksana bir. Herif çarpılmış mı? Çarpılmamışsa ben çarpabilir miyim komutanım? Ah Abdullah. Adamın bazen canı neler istiyor da. Örtü. Farkındayım. Etrafta birileri var. Gördünüz mü çocuğu? Yavrucak. Ne yapıyoruz? Gider gibi yapalım Abdül. Yanına birkaç adam al. Bu gece buradasınız. Köyün girişini çıkışını. Anlaşıldı mı? Baş. İyi kamufle olun. Bu köyde çok silah var Abdül. Kalıbımı basarım, çok silah var. Kırmızı çekmişler. Köyde asker var. Mevcudu? Tek örtü var ipte. Bir manga. Silahları çıkarmayacak mıyız köyden? Bugün değil. Asker ne yapacak bilemeyiz. Yakında olmaları hiç hoşuma gitmedi. Selam. Selam. Aldın mı malzemeyi? Biraz zor oldu ama aldık. Nesi zor? Burada bereler depoyu bastı. Ethem uyanık davrandı. Önce köylüye dağıttık malzemeyi. Sonra biz köylüden topladık. Sonra ne oldu? Uzun hikaye. Anlatırım sonra. Şimdi ben doğru mu anlıyorum arkadaşlar? Şimdi bu hali maruf olacak herif Erdal'ı kaçırttı. Şantaj yoluyla oğlunun velayetini de aldı. Deposunu bastık ama açık vermedi. Evet efendim. Durum aşağı yukarı bu. Helal olsun. Helal olsun ya. Takdir etmemek mümkün değil. Yani şeytan diyor ki... Biz hazırız efendim. Git. Müdürüm. Şeytana uymayalım sayın valim. Müdürüm haklı. Bir halk kahramanına daha ihtiyacımız yok.
Teselli için söylemiyorum. Ancak bir gerçek var ki Ali Maruf istediklerinin hiçbirini yapamadı. Dağda ve şehirde destek verdiği bütün unsurlar ağır yenilgi aldı. Bir köyü tespit ettik. Ali Maruf'un ilaç dağıttığı köylerden. Bizce silah deposu. Şu an gözetim altında. Peki bizim beklediğimiz ne ya? Bir buluşma. Ya silahları kampa götürecekler ya da örgütten birileri gelip silahları alacak. Gene Ali Maruf, gene Ali Maruf, gene Ali Maruf. Hayır, ben merak ediyorum. Bir çekirge kaç kere sıçrar ya? Bu Ali Maruf çok sıçradı arkadaşlar, çok sıçradı. Eskiden yahu derdim, ben bu şehirden gitmeden bu köprünün bittiğini bir görsem. Üstüne bir de Ali Maruf eklendi şimdi ya. Ben gitmeden Ali Maruf'un bittiğini bir görsem ya. Ya hadi gidelim ya, bu kadar ya, bu saate kadar. İyi akşamlar Sayın Valim. İyi akşamlar müdürüm, iyi akşamlar. Yüzbaşım. Buyurun Sayın Valim. Geçen gece hani sana sorduğum şey, hani telefonda. Tendirek'te 2700 rakımlı tepe. Bulabildin mi bir şeyler? İstihbarat şubeyle görüştüm. Bekliyorum efendim. Bekliyoruz. Hadi bakalım. Bugün ucuz sıyırdık. Ethem. Abi sana diyorum. Efendim? Baskın diyorum. Ucuz sıyırdık. Zor bir gündü. Üç kendini bilmez salak yüzünden. Bu yaşta her çocuk kaldıramaz. Hı? Haklıydın. Başından beri haklıydın. Tehlike geçmiş değil. Erdal. Karamsarlığından bıktım. Hala tehlikeli bir adam. O kadar tehlikeli olsa ikimiz de şu anda burada olmazdı. Ona inanmadıklarından değil. Kanıtlayamadıkları için buradayız. Ağzına geleni söylemişsin Sırma'ya. Söylerim ben. Ne geldiyse başımıza onun yüzünden geldi. Kızım Allah'tan kork. Kadıncağız silah dayamadı benim kafama. Ben istedim. Ben gittim kadının peşinden. Problem de bu zaten abi. Ne problemi? Aman abi, sanki bilmiyorsun. Sen neyin peşinden gitsen? Bak delirtme, delirtme. Ayıp oluyor misafirin yanında. Vallahi bundan sonra yalnız sokağa salmam seni. Nereye istiyorsan söyle, elinden tutup ben götüreceğim. Allah'a şükür ya. Bir bu eksikti. Komutan, Allah aşkına şuna bir şey söyle. Yok yok, siz bayağı iyi gidiyorsunuz. Bana müsaade. Aha bak, gördün mü? Gördün mü? Adam kaçıyor senin şerrinden. Alacağın olsun yüzbaşı. Tam ateş desteğine ihtiyacım varken. Elmas Hanım askeri terimleri öğrenmeye başlamış. Yavaş yavaş. He, bir o eksikti ha. Yakında bu muharebe taktikleri de verir sana, biliyor musun? Neyse, ben karakola geçiyorum. Ben de okula gideceğim zaten. Bırakayım seni. İyi olur aslında. Allah'tan şu gece okulu var ya, biraz şu kafamızı dinlendiriyoruz yani. Abi, duyuyorum. Allah bir de kulak vermiş sana mübarek. Sanki muydu anteni. Haydi yavrum, haydi canım. Hadi abla ya, biraz çabuk hazırla şu sofrayı. Öldüm açlıktan. O kadar acıktıysan kalk yardım et ukala. Baba, bu köprü neden bitmiyor anladım ben. Ablam yüzünden. Eli ağır, eli. Anne, şunu sen mi susturacaksın, ben mi susturayım? Aman, ben sizin didişmenizden bıktım öf. Haksız mıyım baba ya? İktidarın Vali Faruk Yazıcı'yı görevden almaya hazırlandığını söylüyorsunuz. Evet, onu söylüyorum. Sizce bunun altında ne var? Tahammülsüzlük ve tutarsızlık. Daha açık bir ifadeyle. Bakın, hükümet sürekli olarak yerel yönetimlerinin yetkilerini arttırmaktan bahsediyor. Ama kendi atadığı il yöneticisi bölgesinin sorunlarını biraz yüksek sesle dile getirdi mi Ankara'dan bir el uzanıyor. Dur diyor, dur.
Buraya kadar. Haddini aşma. Tutarsızlık dediğiniz başka nasıl olur ki? Vay be, tuttum ben bu kadını. Sağlam giydiriyor değil mi? Peki, şehrimiz açısından durumu değerlendirecek olursak? Cevabı demokrasilerin en temel sorunundan geçer. Kamuoyu tepkisi. Ne tür bir tepki? Demokratik tepkiler elbette. Hükümetle aynı görüşteyseler sorun yok, susup otururlar. Ya da aferin, iyi yapmışsınız. Bu vali zaten berbattı. İşe yaramazın tekiydi falan diye destek verirler. Ya rahat bırakın adamı bir ya. Rahat bırakın ya. Rahat bırakın biraz. Ya hükümetle aynı görüşte değilseler? O zaman insanlar bir zahmet yerlerinden kımıldayacaklar biraz. Sivil toplum örgütleri sesini yükseltecek. Halk itirazını yüksek sesle ve yasal yollardan dile getirecek. Hiçbiri olmadı mı? Önümüzde bir yerel seçim var. Sandık başına gidip tepkisini orada, kullanacağı oyla belli edecek. Görüşlerinizi paylaştığınız için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Ah be Veysel, ah be. Ah ah, ama kabahat bende tabii. Ne alakası var? Bugün canım basında konuşmak istemedi benim. Veysel'e havale ettim. O da maşallah halletmiş. Helal olsun Veysel abiye. Ben acaba bir daha yapar mıyım bu hatayı? Niye? Başkaları savunamaz mı seni baba? Yok yavrum, savunamaz. Savunursa babanızın şövalye ruhu incinir. Ya başlama Allah aşkına yine Melek. Tamam, hiçbir şey demiyorum, sakin ol. Sen bildiğin gibi devam et, bildiğin gibi. Saçmalık ama bu yaptığın baba. Aslı! Ablam haklı baba. Kerem! Abinle hep böyle didişir misiniz? Abim değil ki o benim. Oyun arkadaşım. Çocukken de mi böyleydiniz? Çocukken? Biz hiç çocuk olmadık ki be yüzbaşı. İki şeye birden aynı anda sahip oldum. İki şey? Biri sevdiğim kız. Diğeri? Dünyanın en şımarık kız çocuğu. Çok teşekkürler. Ne demek? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Buyurun efendim. Sağ olun. Bir saniye şunu çıkarayım. Merhaba. İyi akşamlar. Az önce bitti işim. İzledim. Bombalamak diye buna denir. Yok canım. Bu gece şehrin uykusu biraz kaçacak. Kaçması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Mesela ben şehir olsam gözümü kırpmam. Ne yapıyoruz? Toparlanmak için yarım saate ihtiyacım var. Tamam. Yarım saat sonra alıyorum sizi. Anlaştık. Bu benim şahsi meselem. Ben kendi şahsi meselemi bir şehrin meselesi haline getiremem. Bu şehrin daha ciddi dertleri var. Çok daha ciddi. Saptırıyorsun baba. Sen konuyu saptırıyorsun. Hiç bakma öyle. Onlarla Veysel konuşmadı. Melek, bu evde sen varken Veysel'e hiç ihtiyaç yok. Ben biraz yatacağım. Evet, soğutmayın. Oo, harika. Bu işlerde beceriklisiniz. Eskiden sık yapardım. Yapardık yani. Ne kadar eskiden? Çok. Çok eski. Kiminle? Karımla. Ne zaman ayrıldınız? Mayıs'ın 18'inde 7 yıl dolacak. Saat kaçtı? Yani nokta atışı bir cevaptı da.
Saatini tam hatırlamıyorum. Akşamdı. Çantamı hazırladım, kapının girişine bıraktım. Bir gin tonik hazırladım kendime son defa. İçtim. İçerken son defa döndüm, salona baktım. Salona ve geride kalan 11 yıla. Orada mıydı karın? Sonra? Konuşma olmadı. Söylenmesi gereken her şey söylenmişti o ana kadar. İçki bitti. Sessizce çıktım. Bu ne? Ateş suyu. Bir arkadaşım getirdi Üsküp'ten, ev yapımı. Ne içiyoruz? Bilmem. Hele bir içmeye başlayalım. Sonunda bir şeyler buluruz. Hı hı. Bulur muyuz? Öyle hissediyorum. Aferin. Ay, tamam kızma, gel al. Hadi ye bakalım. Aferin. İç. Tamam, geldim. Gel bakalım kim gelmiş. Geldim. Tamam Abdül, dikkatli olun. İyi akşamlar komutanım. Hoş geldin Mert. Abdül'le konuşuyordum. Henüz hareket yok. Köyden geçmemiz tedirginlik yarattı. Bekliyorlar. Mutlaka hareket olacaktır. İnşallah. Bunu karargâhtan size yolladılar komutanım. Sağ ol Mert. Ben bir nöbet yerlerini dolaşayım. Tamam. Kötüyüm Erdal. Çok kötü. Ya bugün bir şey olsaydı sana? Bırak artık, düşünme bunu. Elmas haklıydı biliyor musun? Bütün dediklerinde haklı. Kusuruna bakma, canı yandı. Yanar tabii. Yanmaz olur mu? Ateş düştüğü yeri yakar. Oğlum gitti Erdal. İçim yanıyor. Sırma. Bak yanlış anlama. Veli'yi döndürmek için sana ne lazımsa yapacağız. Bu başka ama... Bir şey mi demeye çalışıyorsun? Veli son zamanlarda çoğu vakit babasındaydı. Aynı şey değil. Bak söyledim yanlış anlama diye. Anlamıyorsun Erdal. Veli eskiden babasında misafirdi. Artık benim hayatımda misafir. O herif 3 gün sonra alıp oğlumu dünyanın başka ucuna giderse ne yapacağım? Nasıl durduracağım onu? Nasıl bulacağım bir daha oğlumu? Nasıl göreceğim? Hadi diyelim buldum. Bulsam gittiği yerden nasıl getireceğim ha? Nasıl? Thank you.
Vitaminlerimi alıyorum. Hayır karıcığım, ihmal ettiğimiz falan yok ya. Nereden çıktı şimdi melek sakinleştirici ya? Melek, sen benim gerçekten sakin olmamı istiyor musun? Teşekkür ederim karıcığım, sağ ol. Sağ ol, iyi günler. Eh be birader ya. Günaydın yüzbaşım, hayırdır? Günaydın efendim. Sorduğunuz bilgi gece elime ulaştı. Tendürek Dağı, 2700 rakımlı tepe. İnceledin mi peki yüzbaşı? Evet efendim. Dikkatini çeken bir şey buldun mu? 8. sayfa. 8. İzninizle efendim. Hala sessiz. Ben şu köye kadar bir uzanacağım. Tek başına mı? Evet. Tehlikeli olabilir komutanım. Yedek kostümleri araçta mı? Birkaç tane olacak araçta. Tamam. Yerinizi koruyun. Dikkatli olun çocuklar. Elbiseler. Mert, durum ne? Durum sessiz. Köye giriyorum. Havayı içeriden koklayacağım. Dikkatli ol. Yoldayım ben, geliyorum. Tamam. Anlaşıldı komutanım. Kolay gelsin ana. Müsaade et, bırak bana, ver. Sağ ol evladım, Allah razı olsun. Ne olacak ki ana? Ne demek? Kimlerdensin sen, çıkaramadım. Ben bu köyden değilim ana. Tuncay, nasılsın? Ne haber oğlum? İyi misin? İyi tabii. Şu hale bak ya, şu hale bak. Rahat geldin burada böyle yangılık yapmak. Kalk hadi, kalk aslanım, kalk hadi. İlgilen şu şehirle biraz. Hadi tempo, hadi kalk. Sen kendi işine baksana köprücü ya. Git köprünü yap. Aldın mı cevabını? Hayda.
geldik evladım, benim evim. Tanam nene. Kimlerdensin demiştin evladım sen? Dememiştim anacığım, bir şey dememiştim. Sen bu evde mi oturuyorsun ana? He, burada. Ne? Taşıyabilecek misin? Bahçeye kadar yardım edeyim mi sana? Yok yok, sağ ol evladım. Ne? Nene, hadi kal sağlıcakla. Hadi evladım, güle güle. Ne? Dur tamam, oynama bak, indireceğiz ha. Şöyle. Nasılsın bugün bakayım? İyi misin? Ha? Yaraların nasıl oldu? Yani yaran. Bu arada öbürlerini merak etmiyor değil seni. Ah. Ya selam millet. Hoş geldiniz sayın valim. Buyurun efendim, buyurun. Tuncay. Aslanım. Nasılsın ya? İyi. Üşümen geçti mi Tuncay? Ne üşümesi canım? İçerisi sıcak. Yok yok. Onun üşümesi başka Tekin. Nasıl yani? Anlatacak mısın Tuncay, yoksa ben anlatayım mı? Tendürek Dağı. 2700 rakımlı tepe. Tuncay ve 15 asker orada çok üşüdü Tekin. Öyle değil mi hasta eminim? Hayır. Thank you.
Tamam oğlum. Öldü demişler önce. Hepsi öldü. Tuncay. Tamam Tuncay. Tamam oğlum. Anacığının yüreği dayanmamış. Tamam Tuncay, geçti tamam, geçti Tuncay. Annemi istiyorum ben. Annemi istiyorum. Anne. Nasıl dayansın ki be Tuncay? Nasıl dayansın hastayım benim? Anne. Sen bu kadar üşürken anacığının yüreği nasıl dayansın be Tuncay? Annemi istiyorum ben. Nasıl dayansın be Tuncay? Anne. Nasıl dayansın istiyorum. Tuncay. Anne. Tamam oğlum. Geçti tamam. Geçti tamam.